Türkiye Spor Yazarları Derneği Konya Şubesi iftar yemeğinde bir araya geldi. Tenis kortta gerçekleştirilen yemekte 100'e yakın davetli hazır bulundu. Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile tekvando antrenörleri ve sporcuların katkılarıyla gerçekleştirilen iftar yemeği samimi bir hava içerisinde geçti. İftar sonrasında televizyonumuz ana haberine konuk olan Ahmet Şan transfer dönemini değerlendirdi. Diğer takımların dünya yıldızlarını transfer etmesiyle beklentilerin arttığına dikkat çeken Şan, "Taraftarımız müsterih olsun, mücadeleci genç bir kadro kuracağız." dedi. Tabii beklentiler de biraz arttı. Doğrudur. İstanbul takımları biraz daha dünya yıldızlarını transfer ediyor. Keza Antalya Spor'un öyle bir transferi oldu. Tabii biz Konya Spor olarak geçen seneki kadromuzu büyük ölçüde koruduk. Sadece yeni takviyelerle inşallah Konya Spor'umuzu geçen sezondan daha iyi bir konuma getirmek için çalışmalar yapıyoruz. Her şeyden önce Konya Spor taraftarlarımız müsterih olsun. Yani biz belki transferde yıldız transfer etmiyoruz ama zaten hocamız da böyle bir şey istemiyor. Aykut Kocaman'ı tanıyanlar bilir. Böyle çok fazla bir yıldız oyuncudan ziyade mücadeleci genç bir futbolcuyu daha çok tercih eder. 4 mevkiye daha transfer yapılacağını söyleyen Başkan Şan, dün gerçekleştirilen İbrahim Sissoko transferini de Kanal 42 ekranlarında açıkladı. 5 futbolcu transfer etmiş olduk. İnşallah 4 mevkiye daha transfer yapacağız. Kimler geldi tevafuk hocam? Tevafuk oldu bugün. Evet. Sizin programımız burada gerçekten tevafuk oldu. İlk bizim programa açıklayacağınız bir isim var mı? Akşam saatlerinde daha önce Eskişehirspor'da oynayan İbrahim Sissoko ile anlaşma sağlandı. Konyaspor renklerine bağladınız. Bağlandı. Yani. Kendisi hayırlı olsun. Daha önce Eskişehirspor'da mücadele ediyordu. Orada sözleşmesini feshetmiş ve arkadaşlarımız da akşam saatlerinde böyle bir transfer gerçekleştirdiler. Sizin aracılığınızla zannedersem ilk defa duyuruluyor. Evet. Canlı yayının bir diğer konuğu olan Torku Konya Spor Basketbol Kulübü Başkanı Hakan Faydası Çok, Konya'da basketbolun izlenebilir bir hal aldığını söyledi. İki senedir birinci ligde, süper ligde mücadele ediyoruz. Tabii bu iki sene içerisinde de çok ciddi aslında Konya şehrinde biz basketbolu tanıttığımızı umuyoruz. Bu da tabii her geçen gün maçlara gelen taraftarımızın kitlesiyle zaten kendini belli ediyor. Federasyonun yapmış olduğu araştırmaları geçen sezon Türkiye çapında ilk 5'e giren bir sporcu taraftar sayımız var. Geçen sene ortalama 3500 kişi her maçta hitap etmişiz. Geçtiğimiz günlerde tekrar Spor Genel Müdürlüğü görevine getirilen Mehmet Baykan da Kerem İşkan'ın konuğu oldu. Konya'nın sportif yatırım almamış ilçesinin kalmadığını hatırlatan Genel Müdür Baykan, Konya'ya buz pateni pistinin de yapılacağı müjdesini verdi. Ciddi anlamda Türkiye genelinde yapılan sportif yatırımlardan şehrimizde önemli pay aldı. Bu yapılanma içerisinde Konya'nın neredeyse sportif yatırım almamış ilçesi kalmadı. Spor salonları, futbol sahaları, gençlik merkezleri, buz pateni pisti yapılacak Konya'ya yer konusunu henüz çözemediğimiz için buz pateni Konya pisti. 12 tane Türkiye genelinde yapılacak buz pateni olimpik pistlerden bir tanesine sahip olacak. Konya yine belediyelerimiz tarafından yapılan havuzlar var ama bakanlık tarafından yapılacak yeni bir yüzme havuzuna sahip olacak Meram bölgesinde. Konya'nın ilçelerde eksiği olan dönüp bakılmamış hiçbir ilçesi kalmamacasına yaptığımız yatırımlarda birkaç ilçemiz kaldı yatırım almayan. İnşallah bu sürede onları gerçekleştirmeye çalışacağız.